Evet, ben Mustafa Yuka, Akçadağ Altunlu, eski adıyla Keremiş köyünde doğdum. 1957 yılında doğdum. İlk öğretimimi kendi köyümde, ortaokulu Akçadağ ve Sümer Ortaokulu'nda, lisede Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi'nde, yüksek öğrenimde Sivas Eğitim Endüstri'nde tamamladım. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik görevi yaptım ve şimdi emekli oldum, emekli öğretmenim. Yazarlıkla ilişkim 1991'lere dayanır. 1991 yılında Yorum Gazetesi ile yazarlığa başladım. Daha sonra çeşitli gazetelerde yazılar yazdım ve halen de yazmaya devam ediyorum. Yazdığım yazıları 3 cilt kitapta topladım. Bütün yazılar adı altında topladım. Şu anda yazarlığa devam ediyorum. 5 tane kitap yazdım. 5 tane tarih roman yazdım. 4 tane şiir yazdım, 4 tane araştırma inceleme kitabı yazdım. Şu anda da bir tarih roman yazmaya devam ediyorum. Benim ilk tarih romanım Baba İshak. Baba İshak, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması süreci içerisinde büyük rol oynayan bir Anadolu erenidir. Bağlı bulunduğu ocak Amasya'daki Baba İlyas'tır. Baba İshak ise Adıyaman'ın Samsat'ın Kefersut köyünde dergahını kurmuştur. Bu dergaha gelen müritlerin büyük bir çoğunluğu İran'ın Moğollar tarafından işgal edilmesinden sonra Anadolu'ya gelen göçlerin Baba İshak'ın etrafında toplanması ve onların desteğiyle büyümesi, Konya'daki Selçuklu Sarayı'nda ise farklı bir oluşumun, aşırı vergilerin halka yüklenmesi sonucunda patlak veren bir isyanın lideridir. İsyanın iki temel konusu vardır. Bir saraydaki Sadettin Köpek adlı sadrazamdır. Diğeri ise Amasya'nın Uzancı adı Haraç'ın Çat köyündeki Baba İlyas ve buna bağlı olarak da Baba İshak harekettir. Bu hareket kısa sürede büyümüştür ve Selçuklu ordularını yenmiştir. Daha sonra Kiralı Grek ordularıyla Malya Ovası'nda yerle bir edilmiştir ve tarihe Baba İshak isyanı olarak geçmiştir. İkinci kitabım ise, ikinci tarih kitabı Karadeniz'de bir yakamoz Mustafa Supi'dir. Mustafa Supi, hepimizin bildiği gibi Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusudur. Mustafa Supi iyi bir eğitim almış insandır. Babası validir, annesi Samsun Belediye Reisi'nin kızıdır. Fransa'da eğitim almıştır, siyaset eğitimi almıştır, gazetecilik eğitimi almıştır ve hukuk eğitimi almıştır Fransa'da. Yurda döndükten sonra İttihat Terakki Partisi'ne girmiştir. İttihat Terakki Enver Paşa ile çok yakın ilişkiler kurmuştur. Daha sonra İttihat Terakki'nin hareketlerinde rahatsız olmuştur ve İttihat Terakki'yi bırakarak daha biraz daha milliyetçi olan Milli Meşrutiyet Partisi'ne geçmiştir. Milli Meşrutiyet Partisi'nde bir gazetesinin yönetimini yaparken ünlü Babal baskınından sonra İstanbul'daki bütün aydınlar Sinop'a sürülmüştür. Bu da aydınlarla beraber, 300 aydınlarla beraber bir cemiyet doldurularak Sinop'a sürülenler arasındadır. Daha sonra Sinop cezaevinde uzun süre kaldıktan sonra kaçmıştır ve Rusya'ya sığınmıştır. Rusya'da ise bir Türk Müslüman olan, Rusya'da 4 numaralı kişi olan Bolşevik Komünist Partisi'nin ünlü yöneticileriyle tanışmış ve Mir Sultan Galiyev ile tanışmış, onun sekreteri olmuştur. Mir Sultan Galiyev partide 4. adamdır. İşte Lenin, Stalin, Trotski'den sonra Mir Sultan Galiyev gelmektedir. Onun sekreterini yaptıktan sonra orada solu öğrenmiştir, sosyalizmi öğrenmiştir. Ve ondan sonra Türkiye Komünist Partisi'nin kurul çalışmalarına katılmıştır. Bakü kongrelerinde Türkçe sosyalistleri temsil etmiştir. 3. komiterde sonra Türkçe Komünist Partisi'nin başına geçmiştir. Ondan sonra Anadolu'da milli hareketlere katılmak için 15 arkadaşıyla yola çıkmıştır. Milli Kurtuluş Hareketi'ne katılmak için bir süre Kars'ta beklemiş. Ondan sonra şeyde bekletilmiştir Erzurum'da. Ondan sonra Trabzon'da kim olduğu şu anda halen netlik kazanmayan bir grup tarafında bir tekneye bindirilerek denize açılıp Kahyahyay adında bir serseri tarafından deniliyor ama arkası halen karanlıkta duruyor. Orada denizin içinde imha edilmişlerdi ve bir daha o limana dönmemişlerdir.
Üçüncü tarih romanım Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin hepimizin bildiği gibi 1402 yılındaki Yıldırım Beyazıt'ın ordularının Moğol şeyler tarafında, Timurlar tarafından yenilmesinden sonra yaşanan bir fetret döneminin insanıdır. Şeyh Bedrettin babası bir kadıdır. Antalya'da, Edirne kadısıdır. Çok iyi bir eğitim almıştır. Eğitimini daha sonra Edirne'de sonra Bursa'da, Bursa'dan sonra Konya'da, Konya'dan sonra Mekke'ye gitmiştir. Mekke'den sonra Şam'a, Şam'dan sonra Bağdat'a ve daha en sonunda da Kahire'ye giderek eğitimini orada tamamlamıştır. Orada evlendikten sonra orada eski görüşlerini orada bırakmışça batılı bir inançla dönmüştür ve mülkiyetin ortaklığını savunmuştur. Yarın yanakından gayri her şeyin ortak olduğunu savunmuştur ve bunu bu ortaklığı da Aydın'ın Ortaklar diye bir bölgesinde Torlak Kemal'le ve Bülütçe Mustafa ile bu işi gerçekleştirmiştir. Oradaki kurduğu köy Ortaklar Köyü halen orada vardır. Bugünkü sosyalizme benzer bir yönetim oluşturmuştur. Ondan sonra Edirne'ye geldikten sonra Edirne'de Fetret Edirne'deki kardeşler kavgasında Çelebi Musa'nın yanında yer almıştır. Çelebi Musa'nın yenilmesinden sonra bu da yenilmiş sayılmıştır. Ve orada Serez Çarşı'nda idam edilmiştir. Bunu anlatmaktadır. Ve roman diliyle, tarih roman diliyle onu anlatmaktadır. Diğer tarih romanım Şah İsmail. Bu kitapta ise Şah Kulisyan'ı temel alınmıştır. Şah Kulisyan'ı anlatılmıştır. Ve burada iki temel unsur vardır. Osmanlı Sarayı'nda 2. Beyazıt ve Antalya, Isparta bölgesinde Şah Kulu diye cesaret arasında bir takım sorunlar yaşamıştır. 2. Beyazıt'ın çocukları Korkut, Selim ve Ahmet arasındaki geçen o taht kavgasını anlatmıştır. O taht kavgası sonucunda diğer kardeşlerin yenilmesi Selim'in tahtın başına geçmesinden sonra Türkmenleri kendisine rakip görmesi, onlardan endişe duyması sonucunda bu bölgede bir Türkmen katliamı başlamıştır. Türkmen katliamı Antalya, Aydın, Isparta, Bursa, Ankara bölgesinde Sivas'a kadar olan geniş bir alanda devam etmiştir. Burada bir çatışmalar başlamıştır. Bu çatışmanın başında bu tarafta halk tarafında şey vardır. Şah kulu vardır. Öbür tarafında Hadım Ali Paşa vardır. Çatışmalar sonucunda her iki şey de ölmüştür. Sadrazam Hadım Ali Paşa da ölmüştür ve Şah kulu da ölmüştür. Ondan sonra ordular dağılmıştır. Orduların dağılmasından sonra İran'a bir yolculuk başlamıştır. Çünkü İran'da bir Türkmen devlet vardır. Başında bir Türk vardır, Azeri vardır, Şah İsmail vardır. Anadolu'nun halkının gönlü ondan yanadır. Ona karşı bir sempatisi vardır. Bu sempatiden dolayı bu Şehzade Selim'i rahatsız etmiştir. Şehzade Selim, daha sonra Cadile Yavuz Sultan Selim buraya sefere gitmiştir. Sefer gitmeden önce sefer hazırlıklarına başlamıştır. Sefer hazırlıklarında bir Kürt beyi olan İdris Bitlis'te yer alınmıştır. İdris Bitlis'i bölgeye göndermiştir. İdris Bitlis o bölgeyi Kürt beyleriyle o bölgeyi Türkmenlerin arınmasında yardımcı olmuştur. Ondan sonra da Şah İsmail'in üzerine giderek Şah İsmail'i Çaldıran Ovası'nda yenmiştir. Buradaki savaş sonucunda artık Türkmenlerin Anadolu'da siyasi ve kültürel varlığına son verilmiştir. Türkmenlerin yerine Arap anlayışı daha çok egemen kılınmaya çalışılmıştır. Bu yıl çıkan tarih romanım Hacı Bektaş. Dikkat ederseniz Hacı Bektaş Veli değil, Hacı Bektaş. Çünkü Hacı Bektaş Veli daha sonra insanların yakıştırdığı bir isim. Pirin adı Hacı Bektaş Veli değil, Hacı gitmemiştir. Hacedir, Hacı Azerice'de öğretmen anlamındadır, öğretici anlamındadır, lider anlamındadır. Bektaş ise arkadaş, yaşıt, yoldaş anlamındadır. Bektaş isminin o dönemde Nişabur'dayken öğretmeni veyahut da oradaki öğrenci arkadaşlar ona Bektaş demişlerdir. Anadolu'ya geldikten sonra baba İlyas'ın ocağından kalmıştı. Baba İlyas bunların piri, bütün Anadolu erenlerin piridir. Bunun üstün bilgi ve becerisine
bağlı kalarak ona hacı öğretmenlik unvanını vermiştir. Ondan sonra ona velilik unvanını vermiştir ve o da isyanın dışında tutmuştur. Baba İshak isyanı başladığı zaman, yani baba İlyas'ın liderinde başladı, İlyas'ın hareketinde baba Hacı Bektaş devre dışı bırakılmış ve Bağdat'a gönderilmiştir. Onun kurulmasını istemiştir, ölmemesini istemiştir. Ve kardeşi Menteş bu çatışmadan ölmüştür. Kendisi de daha sonra Alacahüyük'e girerek, orada dergahını kurarak, oradaki tekke varlığını sürdürmüştür. Bunu anlatıyor. Bir de Hacı Bektaş Veli ile ilgili söylenilen hurafelere dayanan yalan yanlış bilgileri toparlamaya çalıştım bu konuda. İşte Kadıncık Ana'nın ile ilgili bir takım söylentiler vardı. Onu doğru bir yere oturttuk ve Çelebilerin soyunun buradan geldiğine dair bu romanda bir takım yeni şeyler, çalışmalar yaptık diye düşünüyorum.